yerini sen birazcık anlatabilir misin bana Serçin'e? Köyümüz daha önce şu eski köy dediğimiz yerde hastalık olayından çok yıllar evvel buraya 3 aile geliyor, bu köye kuruyor. Turgutlar. Ne hastalığı kadının, varmış ki? Şimdiki veba. Veba hastalığı, Allah korusun. Kırılmış. Orada 3 aile kalıyor. O 3 aile buraya geliyor, yerleşiyor. Bu köyü kuruyor. Onlardan teşekkür bu köy. Ve köyümüz güzel. Ondan sonra sakin. Tarım olarak pamukçuluk yapıyor. Hayvancılık var. Bafa Gölü'nün kenarında olması nedeniyle de balıkçılık da ön safhada. Böyle yani çiftçilik yapmayan arkadaşlar gölden geçimini sağlıyor. Her gün kefal, levrek, çipro, bu gibi yılan balık, en meşhur balığı da yılan balık. Tabii yılan balığı. Bunlarla geçimini sağlıyor köyümüz. Evet sevgili izleyiciler, şu anda bir kayıktayım. Bafa Gölü'ndeyiz. Kayığı bindik abilerimle birlikte. Çok zorluydu, çok zorluydu. Hala daha çok zor. Ama bütün sakinliğimle kayığın üzerinde duruyorum şu anda. Harika bir manzara var. Etrafta böyle bir şeyler var. Ne var? Onlar kuş mu? Yok, onlar başka bir şey. Kuş değilmiş. Ondan sonra doğallığın içinde, vallahi balıkçı teknesinde. Çok iyi böyle ya. Vallahi çok güzel. Binerken biraz zorluk yaşadık, bir de açılırken. Ama gelip şu tekneye binmeden de olmazdı. Gemi biraz sağa kayıyor gibi ama bilmiyorum yani hani. Gemi biraz bu tarafa doğru gidiyor. Çarpacağız gibi. Volkan abi de epey endişeli. Çarpıyoruz gibi sola doğru gidiyor bu. Evet, evet sola doğru gidiyor ama sıkıntı yok. Dengemizi sağlıyoruz. Bu iş denge işi. Bu iş denge işi ama kolay değil. Ortam çok güzel. Evet, kıyı göründü. Sağ salim inşallah kıyıya varacağız. Gördüğünüz gibi Serçin hemen şurada şöyle bir göl gezimizi yaptık. Kuşlarla haşır neşir olduk. Şimdi kıyıya doğru yaklaştık gari. Az önce Yunus abimle birlikte, muhtarımla birlikte şöyle gördüğünüz gibi tekneyle açıldık. Şimdi kıyıya geldik. Yunus abimin teknesiyleydik. İmran ismi. Evet. Şimdi Yunus abiyle beraberiz. Yunus abim, öncelikle teknemizin ismi İmran. İmran kim? Annem. Annenin ismini mi koydun? Evet. Abi çok güzel. Evli misin? Evliyim. İki kızım var. Hanım kızmadı mı? Benim ismimi koydu. Koyalım dedik. Ruhsatta tek isim olması lazım. Ha, yani o yüzden ondan. Hani. Evet. Bafa Gölü. Dünyada böyle bir yerin hani yok yani, tek burası var. Birinci kalite zeytinyağı. Adalarımız var. İkizce Adaları, Menet Adamız, Uyuz Adamız. Bir de Çer Restoran karşısında kahve ser dediğimiz Laplos Adamız. Bafa Gölümüz turizm açısından aslında tanınsa çok güzel bir yer. Evet abi. 10 numara bir yer. Kuş cennetimiz, balıkçılık. Şunu söyleyeyim. Pandemi dönemine maddi durumdan en sıkıntısız atlatanlardan biri burası. Serçin. Serçin. Neden abi? Şimdi diğer köylerde, kasabalarda, şehirlerde yasaklar oldu. Evet. İnsanların iş gücü kapandı. Bizim şu Bafa Gölü'nün sayesinde hani akmasa da damladı. Değil mi abi? Yani bunun için Bafa Gölü'ne yetkililerden yani daha güzel projeler bekliyoruz. Turizmi açılsın. Ama Bafa Gölü'müzün bakirliği bozulmadan turizmi açılmasını istiyoruz. Bu önemli abi değil mi? Doğallığı bozulmadan. Evet, doğal. Plajlarımız var. Bakir. 100 dönümlük plajımız var. Sobran. Oradan İkiz Adaların plajı. Birçok daha plajlarımız var. Kısa kısa kumsallarımız var. Çok güzel yerler. 64 bin dönüm. Evet. Çok da büyük gerçekten. Turizm açılması isteniyor tabii. Bu hem geçim olarak da güzel olur. Hem ülkemiz açısından da güzel olur. Teknelerimiz bunlar. Teknelerimiz en küçüğü 10 kişilik. Evet abi. Teknelerimiz var. İşte turlar da yapılabilir. 15-16 kişilik tekne. Yani teknelerimiz iyi. Yani bir hem bizim için iyi olur. Hem köyümüz için, hem köyümüzde gelecek olan yeni nesiller için turizm açılması daha iyi. Sen balıkçılık yapıyorsun ama onun dışında başka bir ilgi alanın daha varmış.
Ne ben dalgıcım yani. Ay nasıl dalıyorsun abi ya? Ben balık çiftliğinde çalışırken günlük üst sever biz 30 metreye inip çıkıyorduk. Yani bu toplam 90 metre yapar. Hı. Yani turizme açıldıktan sonra tabii bu belgeler izinler aldıktan sonra tüplü dalış yapabilir. Yaptırabiliriz hani ama şey balık soykırımı evet. Yok ama sadece su altı turizm için. Nazilli'den yayın açık mı? Yayın açık. Benim Mustafa var Nazilli. Kim o? Arkadaşım. Allah Allah selam söyleyelim. Tabii o da dalgıç. Benim ilk defa geldi benimle balık çiftliğinde dalış yaptı. Şu anda mesleğini sürdürüyor. Dalış mı yapıyor? Nazilli nerede dalıyor? Nazilli dalacak bir yer. Nazilli'de değil. Ha. Şu anda Didim'de, Taşburun'da. Ha. Ben ondan dedim yani. Benim de ilk öğrencim Nazilli. Evet. Nazilli. Ben de belki son öğrencin olurum abi. Benden sonra zaten kimseye bir şey öğretmezsin. Bu kalsın gari yeter. Tamam. Duygu ben çok zor öğrenirim abi biraz. Ya bunda panik yoksa öğrenirsin. Panik yok. Ya, panik. Yaparız. İnşallah buralar turizme açılır. Beraber İnşallah buralar ya. Dalarız. Serçinliler tarihten bugüne 3 farklı köyde yaşamışlar. İlk köyde sadece cami kalmış, çok fazla bir şey yok. Şu anda biz ikinci köydeyiz. Üçüncü köyde şehir merkezi, yani böyle daha çok kahvelerin olduğu yer, merkezin olduğu yer. Muhtarımla birlikteyiz. İkinci köy, yani ikinci yerleşim yeri olan yerdeyiz. Muhtarım Serçin'in önce bir geçmişine gidelim. Nasıl kurulmuş, ne olmuş, işte dünden bugüne neler yaşanmış beni anlatabilir misin? Bizim ilk köyümüz eski köy dediğimiz bir köy var. Şu anda bir camisi kaldı tabii orada. Şu anda bir bina olarak yok orada. Yani 3 aileden oluşmuş bir köy. Ve bir salgın geliyor köye. Salgın gelince bir iki aile kalıyor. Onlar kaç yıl önce sence bunlar? Valla kaç yıl önce? Şu anda bizim ikamet ettiğimiz Serçin Köyü 630 yıllık olduğu dayandığını söylüyorlar. Bu ikinci köy yani. Burası. O bir de birinci. Yani üçüncü köy 600 yıllıksa ilk köy bak. Bin yani evet bayağı bir eskiye dayanan bir salgın nedeniyle bayağı bir kişi köy kırılıyor orada. Vefat ediyor. Buraya geliyorlar burada. Burada kışları kalıyorlar. Yazları üçüncü köy olarak Serçin'e gidiyorlar. Şimdi Serçin'de de Menderes Nehri taşkınlarıyla beraber kışları su basıyor. Su bastığı için kışları Serçin halkı buraya geliyor. Kışın burada geçiyor. Yazın oraya gidiyor. Tabii bir setteyle şu anda çevrili köyümüz. Şu anda o derdimiz yok ama böyle bir cennetin içindeyiz ve huzurluyuz yani. Tabii. Kışın halkımız geliyor burada evlerinde zeytinli yapıyor, odunlu yapıyor. 4-5 ay durduktan sonra göç ediyor. Ama buradan gidiyoruz ama boş bırakmıyoruz. Her hafta sonu bu güzelliği tatmak için bir pikniğe geliyoruz yani. Bizim geçim kaynağı dersek aslında hobi olarak da çok kullanılıyor bizim balıkçılık ama tabii eşsiz bir güzellikte bir gölümüz var. Geçim kaynağı dediğimiz zaman belki ikinci sırada da olabilir ama ilk önce göl geliyor, balıkçılık geliyor bizim. Yani bizim balıkçılık yani. Bizim balıkçılık olmazsa olmaz. Hiçbir zaman göç vermedik ve topluluğunda hiç eksilmedi nüfusun. Çevre fabrikalardan da bayağı bir 6-7 fabrika var.
işçi veriyoruz. Gençlerimiz hiçbir yere gitmiyor. Yani iş sıkıntısı yok, maddi sıkıntı yok. İşine gidiyor. Tabii sigortalı işinde çalışıyor. Geliyor burada, gölüne gidiyor. Hayvanına bakıyor, zeytinle yapıyor, pamuğunu ekiyor. Yani her şey Allah'a şükür. Yani çok şanslı bir yerde yaşıyoruz. Tabii bunun kıymetini biliyoruz. Evet. Ekoturizme yöneldik. Salma hayvancılık var burada. Görüyorsunuz eşsiz bir güzellik. Gölümüz kuş cenneti var zaten. Doğasit alanı. Biz bunu Büyükşehir yasasıyla beraber Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerşoğlu'nun da çok büyük bir katkısı ve üzerinde durduğu bir konu bu. Ekoturizme halk olarak gelen misafirleri bu eşsiz güzelliği hem görsün hem de köylü ekstradan bir gelir kaynağı kazansın. Bir Büyükşehir Belediyesi ofis açtı. İçine bisikletler koyduk. Gelen misafirlerimizi ücretsiz bisikletlerini veriyoruz. Kendileri geziyorlar. Akşama kadar kendileri istediği yere gider, bu güzelliği yaşayabilirler. Ki eğer daha yürüyüş yapacaklarsa ücretsiz rehber de veriyoruz. Hı-hı. Rehber eşliğinde gidiyor. Hatta bugün rehberimiz bir kafile götürdü. Hı-hı. Şu anda yok. Sandalla gezmek istiyorlarsa sandallarımız var. Evet. Milli Parklar tarafından yapılan kuş gözlem kuleleri var. Kuş gözlem. Çünkü kış aylarında bir kuş popülasyonunun arttığı bir dönem yani. Göç kuşları çok geldiği için kuş gözlemcilerin yoğun olarak geldiği bir yer ama tabii sadece arabayla gelip resim falan gözlemleyip gidiyorlar ama çok azı tekneyle çıkmıştır. Tekneyle gidip de bir gözlemlemek tadı apayrı başka yani. Vallahi bu güzelliği biz yaşıyoruz ama biz herkesin bu güzelliği yaşamasını istiyoruz. Yani gerekirse çadırını getirip kamp kursunlar. İsterse karavanla gelip gelsinler. İsterse günübirlik gelsinler. İsterse sandal turu yaptıracağını. Bu güzelliği görmeden gitmesinler. Aydın'ın gerçekten çok değerli yerlerinden birisi. Yani değerli yerlerinden birisi.